Farklı bir e, dünyaya götüreceğim diyeceğim. Yapay zeka son yıllarda e, çok yoğun konuşulan bir tema. Ve yapay zekanın özellikle gelecekle ilgili çalışmalar üzerindeki etkilerin ne olacağı, etiksel sorunların ne tür ortaya çıkabileceği genel bir bilgi vereceğim. Biraz da sıra dışı bir sunu yapacağım sizlere. E, eminim ki İçinizde Ümit Hocam zaten bilgisayarcı, eski bir arkadaşım ve aynı zamanda hocam olarak kendilerinin yapay zeka konusunda çok önemli çalışmalarını olduğunu bildiğim için bu konular kendisi için e, belki cazip gelmeyebilir. Ama e, diğer hocalarımızdan henüz yapay zekayı aktif olarak kullanmayanlar için önemli ipuçları elde edeceklerini düşünüyorum. Şimdi Öncelikle müsaadenizle yapay zeka ile benim ilişkimi biraz açıklamak istiyorum. Ee, burada 2020 yılında Türkiye Bilişim Derneği çatısı altında e, belli bir hoca grubuyla Türkiye'de yapay zekanın gelişimi için görüş ve öneriler raporunu hazırlayan kişilerden birisiyim. Burada gördüğünüz gibi hocalarımız yapay zeka konusunda çalışan ve Türkiye'de tanınan hocalarımız birlikte yaptık. Ayrıca 2020 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri'nde The University of Tennessee, Chattanooga'da araştırmalar yapıyorum. <laughs> bu üniversite e, yapay zeka konusunda bir grup oluşturduğunda bu grup içerisine beni de dahil etti. Ve açık söylemek gerekirse bilgilerimin daha da artması için e, masraflarını kendisi, kendileri karşılamak üzere Beni çeşitli kurslara da gönderdiler. Örneğin Vanderbilt Üniversitesi'nden aldığım bu sertifika üniversite tarafından desteklendi ve şu anda aktif olarak Universe üzerine çalışma yapıyoruz da burada bir ekip olarak ve yapay zekayı e, üniversitemiz için, buradaki üniversite için geliştirme çalışmalarını yürütüyoruz. Yapay e, zeka konusunda asber kadar birkaç tane tez e, vermiştim bu tezleri görüyorsunuz. Bunlar içerisinde yabancı uyruklu öğrenciler de var. 7 civarında tez tamamlatmıştım. Aynı şekilde Uluslararası Sece'yi dergilerde yayınlar yaptık. Bunlar içerisinde görüntü işleme, makine öğrenmesi vesaire var. Ve Uluslararası konferanslarda da yapay zeka ve makine öğrenmesi konumlarında ses duyuluyor şu an bak o mikrofonu buraya getir. Bildirileri görüyorsunuz. Ha bir daha bağlanıyor tamam tamam sıkıntı yok oradan kapat o zaman ama oradan Emre hocam ses karıştı tamam şimdi e, şu anda YouTubeers e, AI üzerinde çalışma grubu içerisinde yer aldığımı da baştan size söyledim bu tartımlardan sonra iletişim ağırlıklı yapay zekanın kullanması konusunu sizlere e, anlatacağım Tabii İletişim bağlamında yapay zeka nedir? Yapay zekanın tanımı genel olarak belli. Yani bir e, insanın düşüncesinin benzerini bir makineye, bir sisteme yaptırma olayı diyebiliriz. Burada tabii iletişim bağlamında makina öğrenimi ve doğal dil işleme gibi teknikleri kullanarak insan makine etkileşimini, veri analitini ve medya üretimini kolaylaştıran bir teknoloji olarak tanımlamak mümkün. Yani yapay zeka iletişim için özelleştireceksek bu e, tanımlama e, uymakta ve amaç iletişim alanında yapay zekayı etkin nasıl kullanabiliriz o konuda derinleşmek. Yapay zeka denince burada sizlere e, çeşitli sosyal medyadan tedarik ettiğim e, bazı e, görüntüleri sunuyorum. O kadar çeşitlendi ki artık spesifik tematik yapay zeka konuları çıkmaya başladı. Yani şurada gördü, görmüş olduğunuz listelen, listeler inanın ki sayıları çok fazla ve özellikle bazıları mesela açık kaynak kodu olarak bu hizmetler sunulmakta. Asaf hocam çok affedersiniz. Asaf hocam. Evet. E, hocam PowerPoint'ler ilerlemiyor. Şu an cover'da kaldı kapakta. Yapay zeka ve geleceği diye bir cover var. Orada kaldı hocam. Aa, çok kötü. Slide'ler Full page mi yaptınız hocam? Onu şey yapmak lazım. Evet evet full page yaptım ondandır demek. Full page yapmayalım hocam. Onu Şu mayen... anda peki nasıl? Değiştirir hocam. Değişti <laughs> mi? Hocam <Önem> değişmedi. <laughs> Değişiyor mu? Yok hocam değişmiyor. Yeniden bir paylaşımı durdurup yeniden bir... Paylaşımı durdurun hocam. Evet. Hiç şey yapmadan. Ya bakmayın ben şey orada tabii burada ilerlediğim için orada da ilerliyor zannediyordum. Çok çok hocam kapakta duruyor. Siz evet. de gördüğünüz gibi falan o kapakta duruyor. Tamam şimdi bir bakalım. Ha Hocam böyle böyle ilerleyelim. Çünkü ekran zaten perde çok büyük görürüz hocam. Yani şu anda dönüyor değil mi? Hocam hiçbir sıkıntı yok. Şu an böyle ilerleyelim hocam. Evet tamam çok teşekkür ederim. Keşke baştan hemen uyarsaydınız Emre hocam. Boşuna vakit kaybettik. Neyse hemen kısaca geçiyorum. Evet değerli hocalarım e, burada e, az önce bahsettiğim konular buraları geçiyorum. Yani yapay zekanın gelişimi için Türkiye'deki gelişimi için e, önemli bir rapor hazırlanmıştı. Bu çeşitli yerlere gönderildi. Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Bu e, oluşum içerisinde yer almıştım. E, az önce de belirttiğim gibi The University of Tennessee Chattanooga'da da yapay zeka grubu içerisinde çalışıyorum... Bunlar da yapay zeka konusundaki yayınlarım, tezler ve şu anda görmüş olduğunuz ise Universe AI denilen The University of Tennessee'deki grup içerisinde ki e, çalışmayla ilgili bir görüntü. Evet şimdi burada özellikle arkadaşlar az önce de bahsettiğim gibi amacımız şu iletişim alanında yapay zekayı maksimum nasıl kullanabiliriz? ne tür değişimler söz konusu olabilir, ee, avantajları, dezavantajları nedir o konuda bilgilendirme yapmaya çalışıyorum. Şu anda görmüş olduğunuz görseller, sosyal medyada e, elde ettiğim görseller, artık yapay zeka ile ilgili konular o kadar gelişti ki e, tematik konularda yapay zeka yazılımları geliştiriliyor. Yani e, örneğin sadece videoya yönelik. Sadece ses konuşmasına yönelik İçerik geliştirme çok e, hızlı bir şekilde olmakta dünyada e, açık kaynak kodu olarak e, hizmet verenler var, ücret mukabili yapanlar var. E, ama şu anda piyasada en gözde olanlardan bir tanesi biliyorsunuz ChatGPT diye piyasaya çıktı. Ama e, bunlar içerisinde en fazla kullanılanlar da soldaki listede görebiliyorsunuz. Bunlar onlarla ilgiliydi. Şimdi peki e, iletişim alanında yapay zekayı hangi işlevlerde ön plana çıkarabiliriz diye baktığımız zaman bir kere otomatik içerik üretebiliyoruz. Yani artık e, yazarların, köşe yazarlarının haber e, editörlerinin bir e, yazı yazması, bir köşe yazısı yazması artık çok basit bir hale geldi. Yapay zekaya konu başlıklarını ve iyi anahtar kelimeleri verdiğiniz zaman sizlere bir metin türetebiliyor ve bunu otomatik olarak e, sisteme sokabiliyorsunuz. Bir gözden geçirdikten sonra tabi. İkincisi veri analitiyle kullanıcı davranışlarını e, inceleyerek kişiselleştirilmiş içerik önerileri oluşturabiliyor. Yani sosyal medyadan elde ettiği bilgileri kullanarak kişinin örneğin Facebook'taki sayfasına o kişiyle ilgili reklamları getirirken bile kişiye özgün reklam getirebiliyor. Bunu hemen hemen sosyal medya türlerinin tümünde görmek mümkün. Yani bazı arkadaşlar arasında sohbet ettiğimizde şunu söylüyorlar. Ya ben Google'da bir arama yaptım. Ondan sonra bana o konuyla ilgili sürekli reklamlar gelmeye başladı. İşte bunlar hepsi değerli hocalarım yapay zeka ile oluyor. Kişiselleştirme artık yapay zeka çok basitleşti. Girdiğiniz sayfalar yaptığınız arama motorlarında yaptığınız e, sorgulamalar sonucunda size özgün e, öneriler gelebiliyor. Şimdi chatbotlar ondan sonra sanal asistanlar ve diğer etkileşimli yapay zeka uygulamaları insanlarla doğal dilde konuşarak müşteri hizmetlerinde halkla ilişkilerde ve hatta eğitimde iletişim kurabilecek duruma geldi. Yani bununla ilgili Mesela e, sanal e, asistanlar var. Sanal asistanlarla siz eğer internette bir yerde bir araştırma yapıyorsanız aslında makineyle tamamen konuşuyorsunuz. Orada sorduğunuz sorulara kendisi cevap üretebiliyor. İşte bu da iletişimin yine ayrı bir boyutu olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi kısaca bu e, yapay ilgili gelişmelere baktığımız zaman 1970'lerle 90 genellikle bir periyot olarak alınmakta. O dönemlerde metin tanıma, sesli mesaj sistemleri ve basit doğal dil işleme gibi görevler ön plana çıkmıştı bu yıllarda. Tabii bu yıllar benim de kuşak yıllarım yani akademik çalışmaları yoğun başlattığım dönemler. 1982 yılında Almanya'da ilk Sinclair ZX81 bilgisayarım, mikro bilgisayarını kullandığım dönemlerde tabii yapay zekayı o dönemlerde düşünemiyorduk ama küçük bir bilgisayarla doktora tezimi Almanya'da tamamlayabilmiştim bu dönemler bizim kuşakların dönemi. İnternetin yükselişi 2000'li yıllara rastlıyor. 2000'li yıllarda biliyorsunuz Türkiye'ye 1993'lü yıllarda gelmişti internet internetin kullanımı. Yapay zekanın büyük veri analizi yaparak kullanıcıların ilgi alanlarına göre yine az ön, önce de belirttiğim gibi kişiselleştirilmiş içerik önerileri Durmasının başladığı yıllar bu yıllara e, yansıyor. Doğal e, dil işleme ve sosyal medya 2010'lu yıllarda karşımıza çıkıyor. Facebook, Twitter ve diğer sosyal ağlar kullanıcı davranışlarını analiz eden ve kişiye özel içerik önerileri yapay zeka algoritmalarıyla kullanılmaya başlandığı dönemler diye karşımıza çıkıyor. Ve 2020'ler sonrası ise otomatik haber yazma sistemleri, video ve görsel üretim araçlarının karşımıza çıktığı bir dönem. Şimdi turning testi denilen bir test var. Bunu iletişim hocalarımız e, yakınen bilir. Daha doğrusu alanla uğraşan hocalarımız vakıflar bu işe. Yani amaç şu. Bir sorgulama yapıyorsunuz. Bir taraftan makine, bir taraftan insan. Aldığınız cevaplar nedir? Nasıl oluyor? Bunlarla ilgili araştırmaları yapan Alan Turing ismine izafeten 1950'lerde yayınlanmış bir makaleye dayanma, dayanmakta. Ee, bu e, insan makine etkileşimin başlangıç dönemi olarak adlandırılmaktadır. Erken dönem çalışmaları arasında Eliza ve Pari denilen yapay zeka sistemlerini görebiliyoruz. Eliza, Rogerin e, bir psikoterapisti taklit eden bir program olarak geliştirilmişti. Pari ise paranoid bir hastayı sümle eden bir yapay zeka programı olarak karşımıza çıkmıştı. O sıra programlar olarak karşımıza çıkıyor. Yani e, otomatik olarak vermiş olduğunuz bilgilere göre cevap üreten sistemler diyebiliriz. Medya ve teknolojide otomasyonun etkileri nasıl diye bakacak olursak içerik üretimi ve dağıtımı kolaylaştı. Yapay zeka destekli yazılımlar, finansal raporlar ve spor haberleri gibi veri odaklı içerikleri Otomatik olarak yazabilmek artık çok kolay bir iş haline geldi. Gazetecilik ve iş gücü e, bu arada e, ortaya çıktı. Yani eskiden olduğu gibi e, fazla gazeteciye ihtiyaç olmadı maalesef. Bunun bir dezavantajlı durumu o. Robotların piyasaya çıkması gibi. Robotlar nasıl teknolojide sık kullanmaya başlayınca işçilerin çıkarılması söz konusu olduysa... ...aynı durumu gazetecilik alanda da görebiliyoruz. E, bu otomatik yazma makineleri falan çıktıktan sonra... E, gazete patronları 10 kişi çalıştıracağına bir kişiyle bu işi halledebilmektedirler. Ve şu andaki temayül şu, e, sistemleri teknolojileri iyi kullanabilen e, gazeteciler ön plana çıkıyor. Reklam ve pazarlama bu programatik reklamcılık, reklamların doğru zamanda, doğru kişiye ve doğru platformda otomatik olarak gösterilmesini sağlayan pazarlama dünyasının verimlilik müthiş şekilde artırdı. Artık e, sanal ortamda sizin araştırdığınız her şeyle ilgili otomatik olarak karşınıza en uygun zamanda reklamların çıktığı bir süreci yaşıyoruz. İzleyici analitiği ve veri kullanımına baktığımız zaman büyük veri analitiği kullanıcı alışkanlıklarını izleye, izleyerek medya içeriğinin optimize edilmesini ve kişiselleştirilmesini sağlanabiliyor. Optimize de en uygun ortamlar ortaya çıkabiliyor. Tabii e, bu arada e, maalesef en büyük dezavantajlarından birisi etik sorunların ortaya çıkmasıdır. Yalan haberler çok rahatlıkla yapılabilmektedir. Bunlar algoritmalarla, botlarla sağlanabilmektedir. Bir konu ileri atıldığı zaman botlar sayesinde bu çoğaltılarak dağıtılmakta ve toplumsal krizlere de neden olabilmektedir. Bu bu açıdan ele aldığımızda da iletişim e, fakültelerinin bu sorunu e, işlemeleri ve derslerde bu konuları anlatmalarının önemi kendiliğinden ortaya çıkıyor. Etik sorunlar önemli bir problem olarak karşımıza çıkıyor. İletişim teorileri ve yapay zekaya baktığımız zaman kaynak ve alıcı rollerinde yapay zeka kaynak rolünü üstlenerek mesajlar oluşturabiliyor ve dağıtabiliyor. Yani bunlar sohbet botları, haber yazan yapay zeka sistemleri ve otomatik pazarlama araçları bu grup içerisinde sayılıyor. Shannon ve Weaver modeli denilen bir modeli e, yine iletişimci hocalarımız e, mutlaka biliyorlardı. Bu klasik model iletişimi bir kodlama ve iletişim süreci olarak tanımlarken yapay zeka bu süreçlerde önemli yenilikler getirmiş ve e, gürültü dediğimiz yani çevresel etkileri azaltarak daha doğru şekilde sunumu kolaylaştıracak bir çözüm üretmiştir. Anlam ve yorum bilim açısından baktığımız zaman, yapay zekanın metin ve görsel işleme yetenekleri anlam üretme sürecinde önemli değişiklikler yarattığını görüyoruz. E, algoritma içerik üretimi. Tabi arkadaşlar bunlar hepsi veriye dayalı. Yani eğer sistemlerde veri yoksa yapay zeka bir anlam taşımayacak. Yani bilgisayarın bir sıradaki tanımına e, benzer. İlk yıllarda biz bilgisayar dersleri verdiğimiz zaman benim verdiğim örnek şuydu. Bilgisayarın aslında bir çöp kutusundan farkı yok. Ama eğer o çöp kutusunun içerisine önemli bilgiler yüklerseniz, ona önemli tanımlamalar tanımlamalar yaparsanız o zaman verimli olabilir. Yani sonuçta yine insan e, faktörü ön plandadır. Yapay zeka neticede insanın vermiş olduğu, insan e, eliyle yüklenen veriler vesaireyi kullanarak içerik üretiyor. Yoksa bilgi yoksa bir konuda yapay zeka kendiliğinden bir şey üretemeyeceği çok açık. İki aşamalı akış modeline baktığımız zaman bunu eh Lazarus Feld and e, Katz iki aşamalı akış modeli geliştirmiş. Orada liderler aracılığıyla yayıldığı bu bilgilerin ve informasyonun e, yayıldığı savunulmakla birlikte artık yapay zeka öyle bir duruma geldi ki bireylerin ne tür içerikleri göreceğini belirleyen bir süreç tamamen otomatik hale geldi. Yani alttan yukarıya doğru da bir süreç başlamış oldu. Geri bildirim süreci de klasik iletişim teorilerinde geri bildirim genellikle insan merkezli bir süreç olarak ele alınmıştı. Ama anında ve otomatik geri bildirimler söz konusu oldu. Yani hiç insan insan haberi olmadan sizin yapmış olduğunuz bir tasarrufun karşılığını cevabını otomatik otomatik olarak makine üretip size sunabilmektedir. İçerik üretimi ve kişiselleştirmeden e, bahsettik gelecekle ilgili. Artık içerik üretmek yapay zeka için çok e, kolay. Ben sonuçta e, bu e, sunumun sonucunda sizlere 6 tane çok önemli bilgi e, sunacağım. O bilgileri de, de göreceksiniz. Artık içerikler kişiselleştirilebiliyor. Bunlarla ilgili e, bazı bilgileri sizlere sırası geldiğinde anlatacağım. Otomatik haber üretiminden de bahsettim. Dijital medya ve yazılım, e, yapay zekanın geleceğiyle ilgili konuşuyoruz. Yani finansal raporlar, seçim sonuçları vesaire artık yapay zeka tarafından hızlıca yazılabilecek duruma gelindi. E, maalesef en olumsuz taraflardan bir tanesi sahte bilgilerin de e, ortamda çok süratli bir şekilde yayılması oldu. Bu sahte bilgilerin Ayıklanması da ayrı bir yapay zeka çalışması gerektiriyor. Yani bu bilgi doğru mu değil mi? Bunu da yine vereceğim örneklerde göreceksiniz. Yeni medya formatları orta, e, ortaya çıktı. Bunlar arasında artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik yani olayların içerisinde kendinizi bulmanız söz konusu. Ve bunlar zaten iletişim fakültelerimizde işlenen dersler arasında yer alıyor. Reklamcılık çok değişik bir profile e, dönüştürüldü. Artık reklamcılık çok kolay. Sosyal medyada e, kişiye özel reklamlar karşınıza gelebiliyor. Peki yapay zekanın iletişim eğitimi etkisi ne olacak diye eğer bir göz atacak olursak artık e, yapay zeka öğrencilerin bireysel öğrenme hızlarını ilgi alanlarını ve eksiklerini analiz ederek kişiselleştirmiş öğretim deneyimlerini sunabilecek. Yani öğrenciden aldığı bilgilere göre bir ders içeriğinin ona o öğrenciye nasıl sunulmasıyla ilgili e, bilgileri sunabilecek. E, şu anda e, çalıştığım üniversitede e, bu engeller için bir birim var. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun olarak görüyoruz. Örneğin orada belli bir engelin varsa onunla ilgili doktor raporunu götürdüğün zaman e, o kişiye özel e, muamele söz konusu oluyor. Örneğin sınav süresi artırılıyor. Diğer normal öğrenci bir saat vermişseniz ona örneğin bir buçuk katı vermeniz lazım. Ee, engellilik engellik durumuna göre. Bunlar klasik yöntemlerde ama şu anda bizim buradaki üniversite bunu yapay zeka ile yapıyor. Yapay zeka ile öğrenciye sunduğu e, sorulara aldığı cevaba göre ve ayrıca doktorların girdiği bilgilere göre o öğrenciyle ilgili kişiselleştirilmiş öğrenme yöntemleri de geliştiriyor. Ve nitekim benim burada verdiğim derslerde bir sınıfta üç tane öğrenci buradan destek alıyor. Onlarla çok farklı ilgilenmek durumuyla karşı karşıyayım. Akıllı içerik ve sanal öğretmenler söz konusu olabilecek iletişime etkilerine baktığım zaman. Yapay zeka destekli sanal öğretmenler veya sohbet botları öğrencilerin sorularını anında yanıtlayabilecek ve şu anda da bunlar kullanılıyor. Yapay zeka ve iletişim simülasyonları, sanal haber odası simülasyonları, öğrenciler gerçek dünya senaryolarını haber hazırlamalarında ve kriz iletişimi gibi durumlarda nasıl çalışmaları gerektiğini de yine bu artırılmış gerçeklik, gerçeklik vesaire ile sağlayabilecekler. Değerlendirme ve geri bildirim çok farklılaştı. Önceleri klasik yöntemlerle yapılan değerlendirmelerle gerekli geri bildirimler üretilemezken şu anda yapay zeka sarayasında e, çok özgün geri bildirimler anında alınabiliyor. Tabii en büyük sorunun etik ve e, etiksel unsurlar olduğunu e, söylüyoruz. E, dün e, bir e, hocamız, e, yanılmıyorsam tabii net olarak sesi alamadım ama yanılmıyorsam Muş Alparslan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Ahmet Kara hocamız söylemişti. Bir doktora tezi incelemesinde yapay zeka ile hazırlandığından bahsetti ve onu nasıl yakaladığından örnek verdi. Ben sonu son sona doğru Ahmet hocama da bu konudaki görüşlerimi özellikle söyleyeceğim. Şimdi yapay zekanın marifetlerine birlikte bir göz atalım. mümkün olduğunca biraz farklı konulardan seçmeye gayret ettim ki hem cazip olsun hem de ee, bu e, seminer sonrasında bu konferans sonrasında hemen hocalarımız e, kullanmayan hocalarımızı kastediyorum hemen bu işe el alsınlar şimdi bir örne e, e, bir örnekle başlamak istiyorum tabi diyeceksiniz ki şimdi buradaki verdiğiniz örnek biraz Elazığ'a ait tabi niye çünkü ben Elazığlıyım Elazığ'a ait Harput köftesi yemeğini yapmak istiyorum bunu yapay zekaya soruyorum aynen burada yazdığım gibi yazıyorum Yemek 4 kişilik olacak. Kullanacağım malzemeler ve miktarların listesini yap. Yemeğe davetli kişilerin hepsinin yüksek tansiyonu var. Bu özel durumu da dikkate alarak köfteye karıştıracağım baharat türlerini ve miktarlarını belirle. Daha sonra köfteyi hazırlamaya nasıl başlayacağımı bana adım adım yaz. Köfteyi nasıl pişirmeliyim? Pişirirken nelere dikkat etmeliyim? Bunu düz bir cümle olarak yazdım. Sonuçta yapacağım simülasyonda da onu size göstereceğim. Bunu yazdığınız zaman yapay zeka şunu cevabı veriyor. Yüksek tansiyonu olan misafirler için harput köftesi hazırlarken tuz ve yoğun baharatlardan kaçınarak daha sağlıklı bir tarif oluşturmak önemli diyor. İşte 4 kişilik harput köftesi için malzeme listesi ve hazırlanışı. Eminim ki şimdi bazılarınız diyeceksiniz ki yani asap Asaf Hoca şimdi bu bir köfte yapmak için yapay zekaya mı soracağım? Burada amaç nelerin yapılabildiğini göstermektir arkadaşlar. Daha sonraki durumlarda göreceksiniz şimdi boyutlarına kadar değiştiğini. Burada bakın her şeyi net veriyor. Eminim şu anda bazı hocalar diyecek ki e zaten ben Google'a yazdığım zaman da bu çıkıyor. E Google'daki diğer arama motorlarındaki veri kaynakları neticede toplanıyor yapay zeka bunlardan faydalanarak içerik türetiyor. Az önce de belirttiğim gibi eğer dünyada bir büyük veri yoksa yapay zeka kendiliğinden nasıl çıkaracak önceden deneyimleri yoksa niye makine öğrenmesinden bahsediyoruz? Nedir makine öğrenmesi? Makine öğrenmesi Herhangi bir şeyi tanıtıyorsunuz makineye. Diyorsunuz ki bakın bu özellikler karşınıza çıkarsa bu budur. Bu teşhisi koy örneğin. Diyelim ki kanserle ilgili bir teşhis. Veyahut da bir çiçek resmi veriyorsunuz. Bu türleri, bu özellikleri taşıyan çiçekler bu gruba girer diyorsunuz. İşte bu bir makine öğrenmesi. Bunun için çeşitli algoritmalar var. Bu algoritmaları kullanarak bunu yapıyorsunuz. Şimdi burada bakın devam ediyorum. Hazırlanış aşamalarını veriyor veriyor bana. Bulguru ıslatın, karışımı hazırlayın, yoğurma işlemi vesaire tek tek açıklıyor. Yani bu uh, harput köftesini hiç hayatında pişirmemiş bir kişi burayı eğer okusa takip ederse çok güzel bir harput köftesi hazırlayabilecek. Pişirmeye geçiyor. Pişirmenin nasıl yapılması gerektiğini tek tek anlatıyor. Benim sorduğum soruya karşılık verdiği cevapların genişliğine bir bakın arkadaşlar. Ondan sonra da şunu yazdım kendisine. Elazığ harput köftesinin pişmiş halinin resimlerini göster dedim. Bu nasıl bir şey? Bana soldaki resmi getirdi. Ve diyor işte Elazığ geleneksel harput köftesinin pişmiş hali diyor. Ama ben bu fikre katılmadım. Çünkü bu da benim istediğim harput köftesi değildi. Onun için tekrar sordum. Bu resim Elazığ işli köftesine ait. Ben harput köftesi resmi istiyorum dedim. Bana ikinci sefer getirdi. Bunu biraz daha değiştirerek getirdi. Anladım ki henüz benim istediğim harbut köftesinin resmi veri tabanında bulamadı, göremedi. Demek ki yapay zekanın ürettiği her şey mutlaka tam doğrudur diye de bir yanılgıya düşmememiz lazım. Şimdi ikinci örneği yine canlı bir örnekle vermek istiyorum. Şöyle bir soru sordum. dedi ki Amerika'da 1 ile 7 Aralık 2024 tarihleri arasında eşimle birlikte büyük oğlumun evinde kalmak istiyoruz. Şu anda Tenisi Eyaleti Epis'in şehrinde bulunuyorum. Seyahati kendi arabamızla yapacağız. 1 Aralık sabah 9'da Epison'dan yola çıkacağız. Günde en fazla 7 saat araba kullanabilirim. Eşim uzun seyahatlerde direksiyon başına geçmek istemiyor. Yani arabayı yalnızca ben kullanmış olacağım. Büyük oğlum Texas'ta Kanru şehrinde yaşıyor. 2 gece oğlumun evinde kaldıktan bir gün sonra üstünde bulunan NASA müzesine Müzesini ben, eşim, oğlum, gelinim ve iki torunumla birlikte ziyaret edeceğiz. Müzede en fazla 3 saat kalabiliriz. Seyahate, seyahatte kullanacağım araba Chrysler Pacifica 2019 model. 7 Aralık tarihinde de aynı güzeke üzerinde geri döneceğiz. Aşağıdaki sorularıma cevap ver diyorum. Sorularım şu. Bu seyahatte sadece benzine ne kadar ödeyeceğim? Yoldan nerede konaklamamı önerirsin? Konaklama için toplamda 80 dolardan fazla ücret ödemek istemiyorum. Üzergahta hangi yollarda hız limiti 70 mildir? Listesini yap. Polis denetimleri ile ilgili istatistikler bir rapor hazırlar mısın? Çünkü radar cezası ödemek istemiyorum. Polislerin sıklıkla bekledikleri yerlerin isimlerini listele. NASA Houston Müzesi'ne toplamda ne kadar dolar ödeyeceğiz? Torunlarım 14 ve 6 yaşındalar. Diğerlerimiz yetişkiniz. Hepimizin, hepimiz araca sığabilir miyiz? bu sorularımın cevabını aldıktan sonra bir seyahatle ilgili bu seyahatle ilgili sana bazı soruların daha olabilir diyorum. Bunu girdiğim zaman bana verdiği cevap şu. Benzin ücretinin 112 ile 156 dolar arasında değişeceğini, burada hesaplamalar yapıyor. Burada Python diliyle hemen algoritmayı kuruyor, hesaplamaları yapıyor arkadaşlar. Yani bu sistem öyle bir çalışıyor ki yapay zeka konusundaki algoritmalar da anında Değerlendirmiş oluyor. Konaklama için yolculuk sırasında iki günlük sürüş planınıza göre diyor. McNeil Mississippi iyi bir duna, durak olabilir diyor. Oraya varış süresini 6 saat 42 dakika gösteriyor. 80 doların altında konaklamak için indirimli otel sesi seçeneklerine göz atmamı öneriyor. Hız limitini soruyorum. Ceza ödemek istemiyordum çünkü 10 ve 40 rotası boyunca bazı bölümlerde hız limiti 70 bin saat olacaktır. Özellikle Mississippi ve Louisiana eyaletindeki ana atoyollar bu hız limitine sahiptir diye uyarıyor beni. Polis denetimlerini de sorduğum zaman diyor ki Texas ve Louisiana'daki Interstate 10 üzerinde dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Yavaşlamanız gereken yerler büyük şehirlerin giriş ve çıkış noktalarıdır. Özellikle Houston ve e, Baton Rouge civarında hız sınırı kontrolleri sıkça yapılmaktadır. Görüyorsunuz ne kadar detaylı bilgi bana veriyor. Ondan sonra NASA müze ücreti diyor. Ee, gerçekten de bunları e, Google'ladım ki e, tam zaten oralardan alıyor. 29.95 kişi başı hesaplıyor ve diyor ki 140 ile 150 dolar arasında e, bir para ödeyeceksin diyor. Chrysler Pacifica geniş bir araç olduğu için herkesin araca rahatça sığması da mümkündür. Yani ne yaptı? Bizleri de saydı. Beni, eşimi, oğlumu gelinimi iki torunum saydı arabanın kapasitesini biliyor ve ona göre bana cevap verdi. Takip edeceğimiz güzergah harita üzerinde çizer misin dedim onu verdi. Ee, ve bana diyor seyahat edeceğiniz Epison Tennessee ile Conroe Texas arasındaki güzergahı gösteren haritayı hazırladım. Güzergahın detaylarını bu harita üzerinde inceleyebilirsiniz. Orada tıkladığın zaman haritanın detayları geliyor. Ve sağa doğru o kadar tık tıkladığın zaman kullandığı algoritmayı bana Python'da veriyor. Nasıl bir hesaplama yaptığını da Python'da veriyor. Kodumu da yazıyor. Ondan sonra bakın şöyle bir soru soruyorum devamda. Haritayı da detaylandır. Seyahat tahmini e, tarihini dikkate alarak yol numaraları ile tahmini o noktalara varış saatlerini tablo halinde getir. Kusura bakmayın biraz küçük olduğu için zor okuyorum. Bakın bana bir tablo da oluşturdu. Hangi yollarda gideceğim, ne kadar süre geçireceğimi de oluşturdu. Detaylar da bana tümden verdi. Ondan sonra bir de şunu sordum. Dedim ki Chrysler Pacifica 2019 model aracın resmini gösterir misin? Arabamın rengi beyaz dedim. Bakın onu da veri tabanda buldu, getirdi. İşte bu kadar işlerimi yapıyor. Bu kadar kişiye özgün bilgileri ortaya koyuyor. Şimdi eee şununla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Biliyorsunuz İldeki iletişim Fakültesi Dekanları Toplantısını 2000'li yıllardan beri yapıyoruz. Şöyle bir soru sordum. İldeki Konseyi hakkında bana bir sayfalık bir rapor hazırla. Raporda bu etkinliğin amacını, bu etkinliği kimlerin düzenlediğini, bu rapor içerisinde toplantılarda ne tür konuların ele alındığını ve alınan kararların ne yaptıklarını yaz. 2000'li yıllardan bu yana İldeki toplantıları nerelerde, Hangi tarihlerin arasında yapıldı? bir tablo hazırlar. Şimdi yazdı. İldeğin amacını başladı. Veri tabanından topluyor. Bu arada İldeğin ork sayfasına da giriyor tabii. Dekanlar dekanları bir araya geldiği bir platformu diyor. Amacı Türkiye'deki gili fakülteler arasındaki işbirliğini artırmak, eğitim ve araştırma vesaire arkadaşlar. Bizim bildiğimiz konular söylüyor. Etkinliğin organizasyonu e, konusunda illek toplantıları her yıl farklı bir üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenir. Ev sahibi üniversitenin iletişim fakültesi dekanlığı etkinliğin organizasyonundan sorumlu kişidir vesaire. Toplantıda ele alınan konular bana sıralıyor. İşte öğrenci mezun profillerinin geliştirilmesi, sektörel işbirlikleri, akreditasyon süreçleri, dijital dönüşüm vesaire. Bakın bana konuları <laughs> özür dilerim. Konuları da tek tek saydı. Sonra da diyor ki alınan kararlar ve uygulamalar ne yapılıyor? Toplantıda alınan kararlar ilgili üniversitelerin senatoları ve fakülteleri tarafından uygulamaya çalışılır. Ayrıca YÖK'e bulunan bazı kararlar ulusal ölçekte politikaların geliştirmesinde katkıda bulunur. Çünkü biz öneri sunuyoruz. Bakın orada cümleleri de çok dikkatli kullanıyor. Şimdi bana ilkin bir tablo verdi. Baktım tabloda hatalar var. Dedim ki hayır bu tabloda hata var. Bizim düzenlediğimiz yerler yanlış bazı tarihlerde. Şöyle yazdım. Bu tablo tabloda tablo doğru değil. ildek.org bildir gelen sayfasına bakarak tabloyu düzelt dedim. Bakın arkadaşlar bu tabloyu kendisi otomatik düzeltti. oradan bilgileri aldı ve gerçek tarihleri burada bana yazdı. Ve sonunda da diyor ki daha detaylı bilgi için ildek ildekin resmi sayfasına gidiniz ziyaret ediniz diyor. İşte bu kadar işimi kolaylaştırıyor. Yani ben bu tabloyu elle yapmaya kalsam ne kadar zaman harcayacağım. Anında bir komut veriyorum. O komutla ilgili bana tabloyu çıkarıyor. Bana sadece kontrol etmek kalıyor. Yani doğru yapmış mı yapmamış mı? <laughs> Ondan sonra şunu sordum. Aysel hocamın kulakları çınlasın. E, Profesör Doktor Asaf Varol'un ilde konseyindeki görevi nedir? Kaç yıldır görevi yapıyor? Profesör Doktor Aysel Aziz ile ne tür koordinasyonu birlikte sağlamaktadırlar? İşte burada yazdı benimle ilgili. Uzun süredir görev yapmakta ildekte. Kendisi iletişim fakültelerinin eğitim kalitesini artırmak ve yeni teknolojileri eğitime entegre etmek için çalışmalar yürüten birisindir. İldekteki bu göreviyle Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Cumhuriyetlerindeki iletişim fakülteleri arasında bir işbirliği sağlamada önemli rol oynamakta. Bakın ne güzel hoşuma giden şeyler söylüyor bana. Ve ondan sonra da 2000 yılından beri aktif olarak bu süreçte yer almakta diyor. peki Aysel Aziz hocamızla ilişki neymiş? Profesör Doktor Aysel Aziz ile ise İldek'te çeşitli projeler ve stratejik planlamalar üzerinde işbirliği yapmaktadır. Özellikle iletişim fakültelerinin akreditasyon süreçlerinde ve eğitim programlarının modern, modernizasyonunda ortak çalışmalar yürüttükleri bilinmektedir ve nereden bilgileri aldığını da bana gösterdi. Evet şimdi dördüncü bir örneğe geliyorum. Bu sefer veri analizinde nasıl kullanabileceğim yapay zekayı? Amerika vatandaşında boy ile kilo ilişkilerini veren bir veri seti bul. Bakın veri setini kendisini bulmasını istiyorum. Bu veri setini kullanarak C programlama dilinde aritmetik ortalama ve standart sapmayı hesaplayan bir program kodla. Programı inceleyecek kullanıcılar programın bölümlerinde ne yapıldığı ile ilgili yeterli açıklamaları açıklamayı görmelidir. Yani kodun başında o kısmın, o modülün ne yaptığını da görmek e, görme, görülmesini istiyorum. Yani programın her modülün ne iş yaptığı açık olmalıdır. Aritmetik ortalama ve standart sapma ile ilgili formülleri ve formül içerisindeki kullanılan değişkenlerin ne anlama geldiklerini de açıkla. Bu yazdığın kod C si programlama dilinde ilave bir müdahaleye gerek kalmaksızın hatası çalışabilmeli. Yani kardeşim bana kodu yaz ben bunu hemen e, bir e, editörde bir derleyicide çalıştıracağım hata mata istemiyorum ona göre tedbirini al diyor. Şimdi bakın bana getirdi yine tabii bu e, yüklenen verilerden e, dünyadan e, hemen çok süratli bir şekilde araştırıyor ve bana işte aritmetik ortalama standart sapmanın formüllerini detaylı veriyor sağda da kodunu veriyor değerli arkadaşlar ve üstte işte de diyor ki kodu kopyala yani kodu bir daha yazmama da e, zahmet ettirmiyor bana al diyor buraya bu kodu kopyala diyor Götür yapıştır bir yere ve ona göre yap şimdi ben bu kodu aldım bakın burada da kodları tek tek bana açıklıyor Bilgisayar e, hocalarım e, buna e, çok vakıflar kendileri. İşte e, ana main function e, ondan sonra calculation'ların falan nasıl yapıldığını ve büyük veri tabanlarında nasıl uygulanacaklarıyla ilgili de burada bana İngilizce açıklama yaptı. Ben bunu hemen al, e, aldım. Online GDB denilen kom sayfasında e, her dili çalıştırabileceğiniz bir online site burası. Programı olduğu gibi getirdim. Buraya yapıştırdım. Ve ondan sonra programı yapıştırdıktan sonra kodları veri setinde o kendisi kullandı. Bana sonuçları üretti. Diyor ki veri setinin diyor aritmetik ortalaması 170.14 santim çıktı diyor. Standart sapması ise diyor 7.06 santimetre. Şimdi düşünüyorum. Ümit hocam da orada kendisi bilgisayarcı. Böyle bir kodu ne kadar hızlı yazarsanız yazın. Ne kadar iyi bir kodlamacı olursanız olun. inanın ki yarım saatiniz gider. Çünkü yazacaksınız bir yerde bir virgül unutmuşsunuz. Bir parantezi kapatmamışsınız. Onu düzelt vesaire. İşte yapay zekanın harika şeyi. Peki bilgisayar mühendislerine ihtiyaç var mı? Bana göre bundan sonra işleri çok güç. Yazılımcıların işi çok güç. Yeter ki yapay zekayı iyi kullanan birisi bütün bu işleri yapacak. Ama bilgisayar mühendisleri, yazılım mühendisinin diğer bir misyonu olacak. Onu da sonunda açıklayacağım. Şimdi eee Dedim ya yapay zeka öyle o kadar çeşitli hale geldi ki sesle ilgili. E, tamamen videoya yönelik yapay zeka e, siteleri var. Bunlardan bir tanesi HeyGen denilen bir e, sayfa. Şimdi burayı dikkatli izlemenizi rica edeceğim. Şimdi Asaf Faruk Fransızca biliyor mu? Hayır, bilmiyor. Ben Fransızca bilmiyorum. Burada arkadaşlar Türkçe bir küçük konuşma yaptım. İngilizce bir konuşma yaptım. Bir de Almanca konuşma. İngilizceyi Almanca'ya otomatik çevirdim. Ben e, İngilizce Almanca biliyorum ama Fransızca bilmiyorum. Bakın şimdi burayı tıklıyorum. Umarım ses gelecektir size. Bir bakalım şimdi çalışsın sistem. Evet geldi. Ve görünüyorum görünüyor mu arkadaşlar? Bonjour à tous, je suis le prof, docteur Asaf Baro. J'enregistre cette vidéo en ce moment depuis les États-Unis. Je travaille en tant qu'enseignant à l'Université du Tennessee à Chattanooga, aux États-Unis. Je réalise cette vidéo pour montrer comment elle a été traduite en français, malgré le fait que je parle turc, grâce à l'intelligence artificielle. Je vous souhaite à tous une bonne journée, au plaisir de vous revoir. Evet şimdi tabii e, e, Fransızca bilen hocalarımız e, asıl orada yorum yapacaklar. Ne kadar e, benim Türkçe söylediğimi doğru tercüme etmiş onu şuradan denedim onu da. İngilizce bir e, konuşma yaptım. Onu Almancaya çevirdim. Almanca'da bildiğim için ne kadar doğru yapmış diye ona baktım. E, yani tam anlamıyla sağlamıyor ama söylenenler anlaşılıyor. İşte şu anda da Almanca'ya çevirme Almanca bilen hocalarımız için. Burada şimdi çevirdi. Ama tam benim İngilizce'de söylediklerimin aynısını tercüme etmemiş. Bazı yerlerde küçük hatalar var. Ama kabul edilebilir bir hata. Ve ileriye dönük gelişmeler de göz önüne alınca bunun da telafi edileceğine eminim. Bu da Almanca ile ilgili. Hallo zusammen, ich bin Dr. Asaf Arol. Ich bin Dozent an der Universität von Tennessee in Chattanooga. Ich möchte kurze Informationen ...über meinen bildungshintergrund... Evet. ...geben. Ich habe meinen Doktortitel... Bu da e, gördünüz. Artık siz bir video çekersiniz. Bu videoyu... E, ...çeşitli dillere çevirsiniz. Çinceye. Herhangi bir dile. Ama ne kadar doğru olmuş. Ancak o dili bilen kişiler onu <laughs> analiz edebilir. Ama büyük bir... ...oranda... E, ...ne dediğiniz o dilde de... ...anlaşılıyor. Şimdi gelelim asıl kritik noktaya. Bizim iletişim fakültesi camiasını çok <gülüyor> ilgilendiren <gülüyor> ve e, biliyorsunuz dün anonsunu yapmıştım. 28-30 Kasım 2024 tarihlerinde Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Profesör Doktor Metin Erson hocamızın e, başkanlığını yürüttüğü ilat ve ildeinde paydaşları olduğu üç, üçlü ee, ayakla yürüttüğümüz bir CIDA sempozyumu var. Dijital e, ile ilgili. Yapay zekada asıl konuları. Şimdi ben hayali bir makale üretiyorum arkadaşlar. Bu makaleyi nasıl ürettiğimi sizlerin takdirine sunuyorum. Ve ondan sonra yorumlara geleceğiz. Ve sizin de görüşlerinizi alacağım. Ve bunun aynen yapay zekaya verdiğim şekliyle buraya koydum. Biraz küçük olduğu için okumakta zorluk çekebilirim. The Fourth International Communication in the Digital Age Symposium will be held at Eastern Mediterranean University in Northern Cyprus between 28-30 November 2024. Prepare an article in English to be presented at this symposium. This article must have the following features. Önce bunu İngilizce olarak verdim. Sonra şunu yazdım. Bu sefer başladım Türkçe yazmaya. Makale başlığı yapay zekanın reklam ve pazarlamada e, kullanılması olacak. Başlığı ben kendim verdim. Bu makale aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır. Özet kısımda kısaca makale çalışmasının içeriği yazılacaktır. En az 5 tane anahtar kelime üretilecektir. Giriş bölümünde yapay zekanın reklam ve pazarlamada en etkin kullanıldığı yayınlardan bahsedilecek ve kısaca ilgili çalışmalarda ne tür araştırmaların yapıldığı ve hangi ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin kullanıldığı yazılacaktır. Ve ilgili referanslara APA stili ile atıf yapılacaktır. Yani Harvard'ı kullanma, APA'yı kullan. Bu makale çalışmasında yapay zekanın reklam ve pazarlama alanında etkin kullanımını değerlendirmek için beşli Likert ölçeğini kullanarak bir anket oluştur. Anket verileri ile ilgili hayali veri yarat. Bakın veri bile hayali yaratıyorum. En uygun yöntemler kullanarak bu hayali verileri değerlendir. Grafikler türet ve literatür araştırmalarındaki sonuçlarla kıyasla. Yapay zekanın reklam ve pazarlama sektörleri üzerindeki olası olumlu ya da olumsuz etkilerini yaz. Makalenin sonuç bölümünü makalenin içeriğine göre yaz. Makalenin sonucunda kullandığın referansları listele. APA kullan. Makale tahminen 10 sayfa olsun. Benim yazdığım bu. Bana bir makale yazıp verdi. Kendisine itiraz ettim. Dedim ki bu makale kısa oldu. Sana 10 sayfa yaz dedim. Bu makalenin içeriğini zenginleştir. Daha bilimsel bir dil kullan. Çalışmanın inandırıcı olması için elinden geleni yap dedim. Yazdı yine bir şeyler verdi fakat 5. maddede durdu. Devam etmedi. Kendisine bu devam şunu dedim. Makaleyi tam bitiremedim. 5.2 Negatif impact kısmından başlayarak devam et yazmaya dedim. Ondan sonra yazdı bana bir şey verdi. Oradan bir paragrafı aldım. You wrote dedim. In an empirical study by Davenport vesaire bu bilgileri yazdım. Ve bununla ilgili dedim ki do you have a graph or figure about this? Bununla ilgili bir grafik veyahut da e, figürün şeklin var mı dedim. Hemen getirdi bakın şu şekli bana türetti. Görüyorsunuz. Bana şekilde türetiyor. Ondan sonra bununla ilgili açıklamalar da yaptı. Doğrudan bulamadığını, kendisini türettiğini vesaire burada solda gördüğünüz gibi X ve Y eksenleri üzerinde neler olabileceğini ve bunlar bildirdi. Şimdi ben yine makaleden tatmin olmadım. Bu sefer kendisine şunu sordum. Dedim ki create a pie chart for the following. Bakın orada paragrafı yazdım. Ee, ve oradaki paragraf içerisinde de e, bu bana pasta dilemini verdi. Ondan sonra dedim e, create a figure about the following paragraf dedim bunu türetti. Sonra nihayet yapay zeka istediğim gibi bir makale ortaya çıkardı. Artık bunu sempozyuma gönderebilirim dedim. işte şu da makalenin kendisi arkadaşlar. Evet o arada e, zamanı fazla açtığımı biliyorum ama bunu da verip sonuçlandırıyorum Ümit Hocam. E, Ümit Arkan Hocam'a cevap veriyorum. E, bakın bu makaleyi türetti bana. abstract, Introduction Grafik Theoretical Framework'ı verdi. Grafiği verdi. Metodoloji kullanılan metotları verdi. Sample Survey Question'ı verdi bana. Grafikler hepsi burada. Statistical analysis yaptı bana. Result and discussion. Ve sonuçta da şurada gördüğünüz gibi conclusion'ı yaptı. Referanslar da bana sundu. Şimdi sonuçta şunu söyledim. Dedim ki bu bildiri CIDA 2024 sempozyumu konuları kapsamına giriyor mu? Bu bildiriyi yapay zeka kullanarak mı yazıldı? Analiz yapar mısın? <laughs> Eğer yapay zeka ile yazıldığı fark edilmez ise sence kabul edilme şansı nedir? Bu tür konuları araştırır mısın? Güzel kardeşim dedim. Bana İngilizce bir yazı yazdı burada. Cevap verdi. Ben sonra kendisine şunu yazdım. Şimdi bu son açıklamaları bir de bana Türkçe yazar mısın? Ben İngilizce okumaya zorlama lütfen dedim. Başladı Türkçe yazmaya bunları. Ve görüyorsunuz burada e, öyle bilgiler verdi ki <laughs> Arkadaşlar en yani şurası önemli. Yapay zeka veri görselleştirme, oluşturma ve kaynakları özetleme gibi bazı görevlerde yardımcı olmuş olabilir. Ancak makalenin ana içeriği akademik bir tarzda yazılmış. Makale kapsamlı literatür incelemeleri, metodolojileri ve istatistiksel analizleri içeriyor ki bu da yüksek düzeyde akademik ciddiyetle hazırlandığını gösteriyor. Büyük ihtimalle manuel araştırma ve yapay zeka destekli araçların birleşimiyle yazılmış diye yapılıyor. Kabul edilme şansı içinde çok yüksek diye bana cevap verdi. Hani biz bir atasözümüz var ya delikli icat oldu, metrik bozuldu. Evet değerli hocalarım artık bilimsel çalışmaları yapay zekaya yaptırıp sizler oradaki değişiklikleri yaparak çok güzel eserler ortaya koyabilirsiniz. Yapılanmayacağı düşünen hemen her şeyi yapay zeka ile yapmak artık mümkün diyebiliriz. Peki önerilerim ne? Öğrencilerinize artık ödev verip boşu boşuna zamanlarını harcamayınız. Çünkü içeriğini bilmeden yapay zeka sayesinde mükemmel ödevleri önünüze koyabilmektedirler. Ama şunu yapabilirsiniz. Öğrencileri somut gözle görülüp projeler yapmaya teşvik ederken yapay zekadan da yararlanmaları teşvik ediniz. Eğer öğrenci yapay zeka kullanarak bir eseri ortaya çıkarmış ve o eseri işselleştirmişse hedefe ulaşılmıştır. Yani öğrenmişse o arada ve onu gerçekten tam e, biliyorsa her şeyle hedefe var mısınızdır? Öğrencilerin yapay zekayı etik kurallar çerçevesinde kullanmasını öğretiniz. Yapay zekayı kullanarak daha ileri düzeyde ürünler ortaya çıkarmasını sağlayınız. Eğer bir makale yapay zeka destekli yazılmışsa ama o makaleyi yazan o içeriye hakimse yapay zeka kullanarak yazıp yazmamış olmasının bir önemi yoktur. ABD'de de, okullarda yapay zekanın etkin ve etkin kurallar çerçevesinde kullanılması teşvik edilmektedir.